şey yani diğerler için. Efendim, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Eşarbını yan bağlama, eşarbını yan bağlama, ben söyleyeyim sen ağlama. Zalım seni bana mı verdi? Efendim, bu arada konuklarım var. Hoş geldin Esra'cığım. Hoş geldin. Evet efendim. Arora sus. Alamayacağım seni. Alamayacağım. Geliyorsan gel. Ama yer yok. Mamanı ye. Gel şöyle Esra'cığım. Evet efendim. Görüyorsunuz. Ne kadar güzel. Aranjörüm. Merhaba. Merhaba dedi. Esra Hanım efendim. Misafirim, konuğum. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ne var ne yok? Oruçlar tutuldu. Yüzde kaç? 60 mı? 40 mı? Bana laf atanlar da %10. Şey, %200. Değil mi? Tutuyor musunuz gibi. Bazılarına sesleniyorum. Maşallahın var bugün. Çok güzelsin abla. Teşekkür ediyorum canım. Hangi şarkımızı yaptı? Koptum bu gece. Daha bitmedi, bitmedi. Sürüyor. Pix, hoş geldin canım, hoş geldin. Şu el sallamalar ne oluyor anlamadım ki. İyi akşamlar Pix'ciğim. Teşekkür ediyorum canım benim bir tanem. Yaren sen de hoş geldin canım. Ay şimdi burada tek tek isim okuyamayacağım. Huyumu biliyorsunuz zaten. Hepinize selam. Merhabalar. Hello. Hello. Bunu da kocamdan öğrendim. Gunnur'dan. Gunnur. Kocam burada mı acaba? Geldi mi? Altıma doğru. Gelmedi mi? Haber verin gelsin. Ha. Belki konuk alırım onu ha. Her gün konuk alıyor koynuma. Bugün de böyle konuk alayım burada. Nasıl olur? Ha? Tam görür müyüz? Ha. Nasılsınız efendim? Üçlü koalisyon. Tak. Bir tane vurun buna. Bir tane. Günür yayına gel yayına. Yine çok güzelsin. Teşekkür ediyorum. Kaç izlenmeye ulaşır şarkınız efendim? Vallahi şunu söyleyeyim. Amatörce sosyal medya hesaplarımda okumuş oldum. Koptum bu gece. Rating kırdı. Kaldı ki yani bir kliple klipte sevgili Neriman hanımefendi gerçek ismiyle efendim. Soyadı da Esra. Neriman Esra hanımefendi ile oynayacak klibimde. Ve aranjörüm Murat Bey. Murat Hakan Bey. Murat Hakan Bey. Gel böyle Murat Hakan. Ha. Nasıl olacak klibimiz? Herkes merak ediyor. Koptum bu geceyi. Çok iyi olacak. Nerede çekiliyor bu arada? Kısım kısım, kısmen anlatırsak iyi olur. Türkiye'de çekiliyor kesin o. Ya Türkiye'de tabii ki yani. O ayrı konu da. Mogan Gölü'nden başladık.
Eymir'e gideriz. Eymir gibi. Bütün göllerde çekelim bence. Eymir. Ondan sonra bence şeyde de çekelim. Yani Ulus Atatürk heykeli var ya, orada da orada Atatürk, bir kısmını. Atatürk varsa çekeriz orada ya. Problem yok. Yani. Atatürk her zaman yüreğimizde. Tamam. Atamız. Aynen. Saygılarımızla anıyoruz kendilerini. Kendisini efendim. Evet. Tabii ki orada da bir kısmı orada da olacak. Nasıl Düttürü Dünya Kemal Sunal Eken pavyonda bir pavyonda işte film çeviriyor, karlı havada Çin Çin'de yeni doğanda oturuyor, sonrasında oğluyla beraber derlendikten sonra Dino 44 aldıktan sonra hemen oradan Ulus heykeline doğru yürüyorlar. Film orada bitiyor. Bizim de filmimiz değil, klibimiz orada bitsin ki Atatürk'ümüz görünsün. Evet. Çok önemli. Yani. Her yerde görünsün. Her yerde görünsün. Evet. Efendim yorumlara bakalım. Merhabalar demiş. Evet. İşimi alıyorum şu anda. Müsait size tabii ki. Gündür Koca, enişteniz geliyor. Kalpler yağsın, kalpler yağsın. Yoksa gelmez. Merhabalar kocacığım. Selamlar, iyi akşamlar. İyi yayınlar. Merhabalar. Şöyle yatıralım biraz telefonu. Tam bir tarafa çıkalım. Aradım Cere. Biliyorsun. Bugün sizin günaydın. Gündür. Koptu bir evet, bilgi. Sen geldiğinde filmimiz klibi. Şu an bir kısmını çektik. Ama seni bekliyoruz. Seni bekliyoruz. Okey, inşallah dur bakalım bu olaylar bir kalksın, hemen gelirim. Yalnız konuda at eşek de olması lazımdı klibin içinde. Hani at sürecektik, eşek sürecektik ya. Onda dahil ediyor. Nerede var burada? Selam. Kasaba olarak Gölbaşı'nda yok, Mogan Gölü'nde yok. Polat'ta buluruz ya. Polat'ta bulacağız. Polatlı. Evet. Tamam. Çubuk da buluruz. Tamam. Selam. İkisi yeter zaten. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eşim Esra, Hakan ben. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Esra ile Hakan. İnşallah genç çift. Görüşeceğiz. İnşallah olur. Niye olmasın? Görüşmek üzere. Yeter ki şu şeyleri, pandemi olayını bir kaldıralım da. İnşallah. Güzel haber var. Kuzey Kıbrıs'ta mahkemeyle bu aşılar kaldırılmıştır. Kabul edilmiyor. Pandemiyi de kaldırın diyor Kuzey Kıbrıs. Ya ben de kaldırdım. Yani dilerim Türkiye'ye de geçer bu. Öyle gelişmeler var yani dünyada. Çok çok gelişmeler var bu konuda. Bunu başta kaldıracaklardı değil mi? Tabii yani bu test geçersiz, bu hastalar, üstelik bir hastalık yok yani, bu virüsü bir odaklayamamışlar, böyle bir virüs ispatlanamamış hali. Yapamamışlar. Hayali ihracat şu anda. Tabii canım. Bakalım bir an önce kurtuluruz, temennimiz bu. Amin inşallah. Yine bir arkadaşımız Bodrum'da buna ceza yazmışlar, 900 TL maske takmıyor diye, mahkemeye vermiş ve cezası iptal edilmiş. Aklınızda bulunsun. Ceza falan yazarlarsa mahkemeye başvurmuş ve ceza iptal edilmiş ki nice böyle insanlar yapıyor yani. Var bunu hemen belirtmiş olalım da bu arada böyle. Klibin yanı sıra bu da önemli. Hollanda durum nasıl orada, Hollanda'da? Türkiye kadar sıkı değil. Dışarıda maske falan yok. İşte çalışma yerlerine girdiğin zaman bazı yerlerde takılıyor, bazı yerlerde takılmıyor. Ama Türkiye kadar sıkı değil yani. Esneklik başladı ya, esnek yani bayağı. Esnek evet. Evet, Türkiye çok sıkı. Bir de bu HES'ler var ya, bu HES'leri hiç anlamış değilim ben zaten. Ne işe yarıyorlar? Ya, sırf insanların özgürlüğünü kısıtlıyor Hakan. Sorma, HES kodunu gösteriyorsun, tamam. Ne alaka yani, değil mi? Amaç ne? Amaç ne? Bunun sağlıkla ne alakası var? Tabii bu HES kodu bar kodu gibi. İnsanlara işte bar kodu bir nesneymiş gibi, nasıl tütünümüzde bar kodu var ya burada alırken. Aynen, bar kodu satış yapılıyor. Doğru. Ya şöyle de bir şey var. Mesela Türkiye'de saat akşam 9'da yasak başlıyordu biliyorsun. Hı hı.
Ankara'da daha doğrusu diyelim. Ankara'da zaten 9'dan sonra sokağa çıkamazsın ki. Soğuktan Evet. çıkamazsın yani. Mesela örnek. Evet. Ondan sonra nasıl anlatayım? Hafta sonları yasak ama üretim, sanayi Dağıldım. serbest. İzin alıyor, işe gidiyor. Ya zaten Ankara'nın %60'ı Austin'de, Sincan'da sanayi sitelerinde çalışıyor. Bunun ne Evet. mantığı var yani? Bu virüsün önüne Yok yani. geçemezsin. Doğru. Geçemezsin. Çok Mümkün. mantıksız. Ya bence burada Evet. olay ne biliyor musun? Bilmiyorum artık, ceza mı yazarlar, ne yaparlar? Şöyle, vatandaşı biz buradayız, biz istediğimizi yaparız. Ne dersek onu yaparsınız olayı. Yapsınlar, onu da yaparız. Önemli değil yani. Ha. Anlamsız, her şey anlamsız. Anlamsız, mantıksız ve insanlar bu mantığı işte kendilerini görmesi gerekiyor. Ne kadar mantıksız olduğunu idrak edemiyor insanlar. Ya Çok mantıksız çok şeyler oluyor. çok çok mantık, acayip var. Örnek bir tane daha örnek vereyim ben sana. Şimdi işten Ha. çıkarma yasağı var. Örnek. Ne yasam? İşten çıkarma yasağı. Ha. Yani şimdi ama işten çıkarma yasağı. Birini işten çıkardığın zaman 2000 lira cezası var. Adam çıkarıyor, 2000 lira ceza ediyor. Bu nasıl bir yasak? Aa. Mesela. Yani olan vatandaşı oluyor anladığım kadarıyla. Olan Vatandaşın %60'ı bitik şu anda yani. Bitik yani, öyle söyleyeyim. Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Ve sadece Ankara'da değil, bütün Türkiye'de gibime geliyor. Türkiye yani, sadece Ankara değil. Ya. Maalesef. Hayırlısı bakalım ya vallahi. Hayırlısı. Bilemiyorum uyanma. Yani insanlar hala aşıya koşuyorlar galiba. Aşıya koşanlar da var. Aşı olduktan sonra her şeyin düzeleceğine inananlar var maalesef ki düzelmeyecek. Evet, doğru. Düzelmeyecek. Hüzün verici. Bugün yine bakınız. NASA'da çalışmış bir hocamız Ay, Neva bombişan Çiftlioğlu yandım. Banes açıklıyor yani bu Senin virüsün aşı yüzlerinde Allah olamayacağını, kahretmesin, suya dayadım. Ha, bir dakika o. aşının mümkün olamayacağını anlatıyor. Bu bir Ya. doçent doktor NASA'da çalışmış Buradaki Türk. şey. Paylaşıyor kadın anlatıyor basit bir şekilde bizlere anlatıyor. Sen diyor aşıyı bulamazsın çünkü bu virüsler her sene mutasyon oluyormuş. Evet. Sen aşıyı bulana kadar zaten mutasyon geçirmiş. Dolayısıyla her sene insanlar aşı olmak zorunda kalacaklarmış. Bu. Ben hanımefendiyi bugün dinledim tanıdım şeyden. Neva Çiftlioğlu Banes. Çok basit anlatıyor. Herkesin anlayabileceği bir dilde anlatıyor. Bunu dinleyen bence artık yani görebilmesi lazım gerçekleri bu konuda. Yok ama Çünkü aşı isteyen kim? Pfizer, BioNTech. Bunlar aşı firmaları. tamamen Bill Gates. finansal. Tabii onlar satmak istiyorlar. Amaçları bu. Senin benim sağlığım değil ki. Sağlıkla alakası yok. Anladım. En başta Bill Gates. Çok teşekkür Bilge zaten ediyorum. arkadan böyle çeşitli açıklamalarla bu işin içinde olduğunu belli etti. Ben öyle hissettim ama bilmiyorum. Yani komplo teorisi olabilir de. Şöyle bir şey, ama sen dedin katılmıyorum. Niye? Bir aşı bir virüse hani uygulanıyorsa, mesela grip. Grip her sene mutasyona uğruyor. Ama grip aşısı Evet. hala etkili. O var. Etkili olsa o zaman insanların grip olmaması lazım. Nice aşı olanlar hala grip oluyorlar. Oluyorlar ama şöyle, hani risk azalıyor. O var. Bilemiyor mu hala grip olduğuna göre demek ki aşı işlemiyor. Aşının tamamıyla koruması gerekiyor. Sonuç olarak senin dediğin tamamen doğru. Bu Şimdi finansal, ekonomik bir şey. Parasal bir şey yani. ve Bill Ya Gates bir dakika araç sadece. Bill gibi. Gates komplo falan değil. Sen o Müsaadenle konuda doğrusun. Bir lafını dakika, bir unutma dakika. Şunu Gülmem. bitireyim mi? Aşkım. Bir dakika. Yes. Aşkım. Lafını unutma Evet. da. Ben maske takınca bende nefes darlığının olduğunu biliyorsun. Bunlara Evet. şahit oldun. Canlı olarak da. Yes. Nefes darlığı ve astım olduğu için. Tamam mı? Kullanmış olduğum şu maskeyi ben artık toka yapıyorum. Bu zaten Aha, maske. çok da yakışıyor tok olarak. Aha. Hayır. Çünkü niye bile... Hayır, dışarıya çıktığın zaman Hakan, bu maskeyi taktığın zaman bez maske. İşte prosedür olarak o virüsü Değil mi? engellemiyor. Kocam da öyle söylüyor. Enişten de öyle Önemli söylüyor. olan takmış olmak. Ha. Burada şey, maskeyi takıyorsun ya, sen virüslüysen dışarıya yayman engelleniyor. Dışarıda virüs varsa onu alabiliyorsun zaten. O var yani. Ama Maskenin mantığı bu. bizim bir tane bakkal var. Tamam mı? İsmini artık koymayacağım. Bir ekmek mi alıyorsun? Kolonya elinde. O ne kadar ekmek? 1,5 milyon. 1,5 TL. Tamam. İşte yani anla. Günüm sen anlatsana bir de yani şey takviye
Diyor Neyi? ki hem aldığı mesela 5 milyon verdi. Hı. 5 TL. Tamam. Ama aklıma ermiyor şeyi. 5 TL mi? 5 milyon. TL işte 5 5 milyon işte, milyon. anlayanlar Eski milyon anlasın. şimdi TL. Ha, veriyorsun 1,5 milyona ekmek alıyorsun, 3,5 milyon geri verecek. Anladım. Kolonya sıkıyor. Hı. O anlamı yok onun ya. Maskenin mantığı şöyle. Maske, ben hastaysam eğer maskeyi Bir taktım. aha. Maskeyi taktım. Çevremdeki insanlara Şöyle mi virüs yapayım bulaştırmıyorum. Esra? Ama şöyle, benim yanımda bir tane virüslü maske takmayan bir insan var. Ben de maskeliyim. O adam virüslüyse maske takmama rağmen o virüs bana bulaşır. Maskenin mantığı bu. Şimdi Bilimsel olarak. mantık o da. Öncelikle virüs tespit edilmemiş ki. PCR testi pozitif ya da negatif diyor. Yani şey, Virüs yok ki. doğru. Virüs yok. Test var ve bu testin de mahkeme kararıyla geçersiz olduğu belirtilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü de bunu yayınlamıştır. Kısa bir süre ama insanlar hemen şey yapmışlar, resmini almışlar. Dolayısıyla ortada virüs yok. Neyi engelliyoruz? Kim kime neyi Ama bulaştırıyor? şöyle bir şey, bence virüs var. Nezle gibi bir şey olabilir ama bu şekilde pandemi değil, salgın değil, Hakan'cığım, salgın falan. Bir en bulaşıcı hastalık şeymiş, kızamıkmış. Evet. Bir hemşire kardeşimiz yazmış. Hı. 30 kişi bir odada koyduğu zaman hepsine kızamık oluyormuş. O zaman bile bize maske taktırılmadı deniliyor. Şimdi ortada bir virüs yok. Neden bu maskeler taktırılıyor diyor. O da var. Ya bugüne kadar Ebola'da olsun ya da herhangi bir virüs, dünya pandemide hiçbir şekilde maske kullanılmamış. O da var. Bence maske de yani büyük rant. Onların hepsi şey, uydurma. İspanyol gribi de uydurmaydı. Orada da maske vardı. Hepsi uydurma. Virüs uyduruyorlar ki bir şekilde insanları kontrol altına alıyorlar. Aynen. Şu anda da insanlar iflas. Ne olacak? Beli bükük olacak. Zaten Türkiye tüm borç içinde. İnsanlar borç içinde. Ne olacak bu insanlar? Vallahi. Köle olacaklar. Çok çok arkadaşım var çok zor durumda olan. Müzisyenler Tabii. olsun, hani böyle Ha, mekanlarda evet. çalışanlar olsun, gerçekten çok zor durumda. Aha. Allah kolaylık Evet. versin. Hani sen müzisyen misin? Değilim ben ama çok çevrem var yani. Arkadaşlarım var. En azından dayım mesela müzisyen, çok iyi bir müzisyen. Ama o Evet. birikim olmasaydı şu anda bittiydi Ya. yani. Ya Kaç aydır evet. çalışmıyor. Devlet ne Hı kadar maaş veriyor? Ya devleti karıştırmıyorum, önemli değil de. hı. Yo Yani yo. yok şöyle, devlet tabii. Devlet ne kadar, asgari ücret mi, normal maaş mı Ya bunu alıyor? zaten Türkiye Şimdi biliyor. sunucu benim, Hı. konuklarım Yok ben burada sizsiniz. korkumdan konuşmuyorum demiyorum. Konuşmak istemiyorum. Yani gerek yok. Burada herkes görüyor devletin ne kadar hani yardımcı olduğunu ya da neleri yapamadığını. Umurunda değil ki vatandaş zaten. Bugüne kadar umurunda olmadı da şimdi mi umurunda? Adam maaş alıyor. Adam aylık Yani 1.000 lira şey tanımlıyor. Devlet yardımı tanımlıyor. 1.000 lirayla hangi evet aile geçirebilir ya? Buradan markete gidiyorsun 500 yani, lira. yani Ya öyle 500 TL bile yetmiyor ya. yok minimum söyledim yani. Minimum. Az yani. Yani bu adamın kirası şunu ne yapacak bu adam? Hiç karıştırmaya gerek yok. Kafa yormaya gerek yok. Herkes biliyor zaten, Biz görüyor. burada kimseyi karalama kampanyasında değiliz. Yok, Sadece gerçekleri söylüyorum. gerçeklerden sadece bahsediyoruz hayatım, gerçekler başımıza bunlar. gelen ve yaşadığımız şeyleri konuşuyoruz burada. Doğru. Yani başımızda kim varsa ona da saygı duyarız. Onu kastetmiyoruz. Fakat Kesinlikle. hammalı da var, işçisi de var, ticaret yapan insanlar da var. Bundan dolayı acız. Öyle. Türkiye Çok Cumhuriyeti'nde duyuluyor, evet. acız. Ve iş yapmaya fırsat vermiyorlar. Nasıl vermiyorlar? Bir örnek daha vereyim kendimden. Şöyle yaklaşsana bir. Tamam. Yurt dışından ürün aldım. Hani satayım, Türkiye'ye getireyim, satayım. Bir ufak bir Ya. karla satayım. Ürün, aldığım ürün yani 4.000 liraya yakın. Gümrüğe giriyor. Devletin bana çıkardığı TRT bandrolü, o bandrolü, bu bandrolü, belge duruyor. Gönderebilirim yani. Olsun. 4.500 lira vergi. Ürün 4.000 lira, 4.500'e de vergi mi geliyor üstüne? Kağıtlar, belgeler duruyor yani. Ne yaptım biliyor musun? Aa. Ben bunu bu Ha. fiyata alamam. Satsam da büyük zararda olurum. Bütün kargo parasını, uçakla her şeyini verdim. Ürünü iade ettim. Hı. Ben de Evet. vatandaşım yani. Vatandaşım. Normal Aynen. vatandaşım yani. Dükkanım Evet. orada, vergi kaçırsam tamam. Ben alacağım. Ha. Şahsi bir şekilde satacağım ürünü yani. Bu kadar basit. 4.500 lira Evet. vergi ne ya? Bu ne ya? Vergi çok fazla Ve Türkiye'de. bu vergi Geçen birisinden ha. bilmiyorum. Evet. Devam et.
Geçen birisinden duydum, verginin vergisi alınıyormuş. Sokak röportajlarında duydum, adam anlatıyor. Verginin vergisi alınıyor diyor. Için, çok fazla vergi. Alınıyor var zaten ya. Türkiye'deki araba fiyatları gör ya, sıfır araba fiyatları. Arabanın Türkiye'ye girişi 50 bin lira diyelim. Satışı 250 bin lira. Şuraya bak ya. Ve o ÖTV Gölcük depreminde vatandaşlara yardım olsun, orayı toparlayalım diye çıkan bir vergi. Ama hala otomobillerden alınıyor. Orası uçtu gitti şu anda mesela. Ne alaka yani? Evet. Bir de Gölcük depreminde yardım falan oldu mu acaba? Geçen depremde İzmir'de mi oldu? Hiç yardım falan da olmuyormuş galiba. Bilmiyorum ama. Yok ya. Ya. Türkiye'deki bütün yardımlar gereken yere gidiyor. O yerlerde herkes biliyor. Gereken yer hariç her yere gidiyor galiba. Çok teşekkür ediyorum. Rica tekrar şey yapacağım seni. Alacağım. Vokalistim efendim. Yani klibimde oynayacak olan ve Günnur eşimin istediği atla eşek olan zaten karancının söyledi. Orada da sevgili Esra'yla birlikte Günnur Hollanda'dan Ankara'ya geldiğinde efendim o kısmını makas şey bekleteceğiz herhalde değil tabii mi? Durduracağız. Durduracağız. Hı-hı. Durduracağız. Ondan sonra birkaç yer daha var. Klip sona eriyor. Koptum bu gecede efendim. Aranjörüm, yapımcım Hakan Bey. Hakan neydi? Murat Hakan. Murat Hakan. Hı-hı. Ve sevgili Neriman Esra. Neriman diyeyim sana, gerçek adını kullanayım. Ve de eniştenizle eniştenin kralı bekliyoruz. Ya. Bekliyoruz onu. O olmadan klip olmayacak, yayınlanmayacak. Seni bekliyoruz. Tabii canım böyle. Şey sahil de olsun, sen sahillerde koş, ben de arkandan geleyim. Böyle Türk filmlerinde oluyor Yeşilçam'da. Romantik bir tavan yaptık. Ne yaptın? Romantik. Ben sen sahilde koş, ben arkandan koşayım dedi. Romantizm falan. Hayır, biz atla eşeğe kocam binmek istiyor. Tamam. Ben ters bineyim ama. O kısımda, o klipte yapalım. Yapalım güzelim. Koptum olaylar... bu gece, tutmayın beni, ölüm korkutmuyor, gün nurla beni. Koptum bu gece, tutmayın beni, ölüm korkutmuyor. Hakan Esra, Sibel Günnur. Evet, bir doğaçlama. Yapmış olduğumuz yayın kiminin işine gelir, kiminin işine gelmez. İşine gelmeyen izlemeyecek. Biz sizden kalp istemiyoruz. Gül istemiyoruz, like istemiyoruz. Kendi götünüzün çamuruna temizleyin. Ondan sonra bizlere burada kalkıp yorum yapın. Siz ne oldu? Ne oldu güzelim? Kim ne yorum yaptı? İçinden geleni konuşuyor burada Gündür. Sen sor. Öyle mi oluyor? Ha. Öyle mi? Ondan dolayı. Hep sizin isminizi ben burada okumak zorunda mıyım? Her gece rüyamda işinle senin, hep seni görmek zorunda mıyım? Kalbimin içinde sızın var senin. Hep böyle dümdüklerle yaşamak zorunda mıyım? Kalbimin içinde sızın var senin. Günnur Esra Hakan ile yaşamak zorundayım tabii. Hadi biz gidiyoruz o zaman. Ay, çok zaman bekliyorum sizi de. Nasıl Esra'cığım? En kısa zamanda sizi de bekliyoruz. Tamam olur. En kısa zamanda
gelmek de isterim doğrusu. Güzel, çok... güzel şeyler yapalım. Güzel sanat adına güzel, efendim. Eminim. Çok güzel olur. Anladım, o elektriği aldım. Olur olur tabii ki. Benim koçağımdan elektrik almayanın elektriğini TEDAŞ'a telefon eder, kestiririm. Nasıl kestirir de gerektirir. Hadi bakalım. Önce 56 neresiydi? 66 Yozgat mı? Yok, 65 Yozgat. Yozgat, evet. Yozgat. 66 Yozgat. Yozgat. Mı? 66 Yozgat. Gizli izleyenler sizi. Maydanocular, tereciler. Ha? Şimdi kaldık 35'te. Ha? İzmir, Rize izleyici kitlesi mi lazım ulan? Ha? Sibel Baysal bir markadır. Günnur'la birlikte bir markadır. Bunu unutmayın. Günnur beyninden beynindeki gelişmeleri, bilgileri sizlere anlatıyor. Ama kalkıp Sibel Baysal da sizleri eğlendiriyor. Ey! Neyse, bunu YouTube'ya atacağım. O yüzden ağzımı bozmayayım. Bozayım mı? Sibel... Ulan Adana tenekeleri. Conconlar. Conconlarımı aldırmadım. Duruyor. Orijinal. Buyur. Şey, aman. Günürcüm. Şey, Hans mı gelmiş? Efendim, öyküyle de neden ağzından kaçtı? Öyküyle bizim Günür biliyor, bir iletişim halindeyiz bir önemli konuda. Onu burada açıklamak istemiyorum. Günür biliyor zaten. Ay pardon, çok özür diliyorum Esra'cığım. Elim mi değdi sana? Şey yani, kafam mı değdi? Ah kafamı. Ah, Gelici'ye mi gitsek Adana'da? Adana'da Gelici Vahit vardı. Acaba öldü mü? Şırdan da satardı. Bombarda, kıkırtarda. Evet. Son olarak efendim, sevgilim, aşkım, bir tanem Günnur'a söz hakkı verip yayına son veriyorum efendim. Belki Hakan Bey'in konuşması olacak klip hakkında. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama sürpriz olsun. Tamam. Parçaları birleştiriyoruz. Tamam. Parçaları birleştiriyoruz. Tamam mı? Konuşabilir miyim? Tabii. Ay, çok teşekkür ederim. Öncelikle hayatım, beni yayına çağırdığın için, dahil ettiğin için çok teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Çok tatlı insanlar bugün misafirin olmuş. Ne mutlu, ne mutlu sana. Ne mutlu bize. Yani güzellik, iyilik her zaman var. Devam ettirelim. Muhabbet her zaman güzel. Dilerim gelirim, dilerim klibimizi yaparız. Hı-hı. Muhteşem olur. Sibel de bir numara olur. Zaten bir numara da. Evet. Kliplerimiz de olsun. Yani teşekkür ederim sizlere. İyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum efendim. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Aynen. Tamam. Yok. Çıkayım mı aşkım? Çıkma. Durmak istiyorsan dur. Hayır. Ne bileyim, son söz dedi de. Yok. Yani niye son söz? Şey, yani hayır. Konuklarıyla. O zaman bitti şey sandı yaptım. Ama ondan dolayı zaman bitmemiş daha. Okey. Yok canım. Ben şans bitti anladım yani. Yok, sıkıntı yok, daha devam. Ben işimin diyorum hani muhabbeti misafirlerim. İzleyenler, ne yapayım kız? Tek tek mi okuyayım onları? Gerek. Okudum da ne oldu? Ağzıma sıçtılar. Hans Smith gelmiş, diyor ki Günnur enişte beni de klipte oynatmak. O ben yok. O Hans maalesef. Okuma. Günnur okuma. Ben okumuyorum. Niye? Okumayayım mı peki? Bu. Ha peki canım, tamam, okumuyoruz. Güzel. Tamam. Günnur benim sevgilim. Herkes tarafından biliniyor. Konuklarım var. Özel yayın bu. Bana ne ondan bundan? Efendim? Kimsin?
Unuttum. Demek ki unutturacak bir anı bırakmadın ki unuttum. Hamına çaktım. Haber. Hamına çaktım. Postadı. Sibel Baysal bu. İşini bilir, işine de gider. Kargocu, kargocu, koli. Ha. Bu saatte neden bunlara izin veriliyor? Sesleniyorum Bilmiyorum. İçişleri Bakanlığı'na. Çözüyor deyip arkalarına bir ablam takılıyor. Ondan sonra değişik böyle prosedürlerde gizliyorlar. Duruyorlar. Telefonu da kısıtlayın. Kapatın. Nasıl yasa verdiniz? Amenna dedik. Yani. Ayrılık ateşten bir ok. Nazlı yardan bir haber yok. Benim derdim herkesten çok. Ben nasıl yanarım bu kabaklara? Dağlar, 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 dağlar. Birisi de geçen şey Nagi sesini açamadım. Şeye onu son olarak kapatacağım. Zaten şeyde videom duruyor da. Ha, diyor ki nereden geliyorsun diyor. Ondan sonra ağzın diyor neden yana doğru kayıyor diyor. Ben de dedim ki önce Nagi sesini açtım. 3 saat, 1,5 saat iki yola beni 3 saate vardırdı. Benim kocam olsaydı Günnur dedi, onunla sonra sonra Bağdat bulunurdu dedim. Birisi de dedi ki işte ağzın niye dedi böyle yamuk. Dişçiye de kısmi ödemem vardı. Ondan sonra açtım ağzımı böyle. O gün dişlerimi göstermiştim 50 milyar. Hayatta havayı sevmem. Dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Zengin fakir olsa da hepimiz bir insanız. Sen de 9 aylıksın. Söyle nedir farkımız? Şu 3 günlük dünyada bir gün sen de göçersin. Kefenin cebi yok ki serveti götüresin. Paran pulun var diye bu kadar zalim olma. Senden büyük Allah var. Söyle nedir farkımız?